Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yeniden bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk, sizler için çok özel röportajlar yaptık ve merak ettiğiniz soruları sorduk. Ayrıca iş dünyasında rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Turist getiren uçaklara yakıt desteği sürüyor. Başbakan Yıldırım'ın Türkiye'ye 2017 yılı boyunca yurt dışından turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçak başı 6.000 ile 7.800 dolar arasında belirli merkezlere yakıt desteği verileceğini açıklaması turizmciler tarafından olumlu karşılandı. Alo 136 ile 40 milyon liralık kaçakçılık önlendi. Kaçakçılıkla daha etkin mücadele edebilmek için kurulan Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı sayesinde bu yıl yaklaşık 40 milyon lira değerinde kaçakçılık önlendi. Spa, Türk hamamı, termal havuzlar, saunalar ve özel aile banyoları ile termal suyun muhteşem iklimini bizlere sunan Nehir Termal Spa Otel'deyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Kütahya Yoncalı'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise konaklama sektörüne yönelik hizmet veren Nehir Termal'e konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin müdürü Sayın Mesut Bey var. Merhaba Mesut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi otelinizde konakladık. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok güzel bir otel, çok rahat. İnsanın kendini evinde gibi hissettiği, huzur içinde dinlenebildiği bir işletme burası. Ve çok da sağlığa faydalı suyu. Bu anlamda otelin özelliklerinden önce suyun özelliklerinden bahsedebilir miyiz lütfen? Tabii ki. Otelimiz Kütahya'ya yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta. Termal bir otel. Suyun doğal bir su. Hiçbir katkı maddesi yok. Yerin altından çıkan derecesi 41 derece. Havuzlara düş derecesi iç havuzlarda 38, dış havuzlarda 30 derece. İnsan vücuduna dayanabileceği şekilde bir suyumuz var. Evet, bu da çok faydalı, çok sağlığa yararlı. Aynı zamanda Nehir Termal sağlık turizmi de yapıyor, öyle değil mi? Tabii ki. Yani suyumuz %100 doğal olduğu için hiçbir mineral kaybı olmuyor. Havuzlara direkt düştüğü için kemik erime tedavisinde, romatizmalı hastalıklarda, ruhsal tedavilerinde, kadın hastalıklarında, aynı zamanda suyumuz gençlik suyu diye de adlandırılabiliyor. Evet. Tabii gençleşmek isteyenler de buraya geliyorlar, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ve ki. Otelimizin özelliklerinden de faydalanıyorlar. Bu anlamda otelimizin özelliklerinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki, otelimiz oda kahvaltı ve yarım pansiyon şeklinde çalışmakta. Sabah kahvaltı açık büfe, akşam yemeği açık büfe. Ayrıca özel aile banyolarımız, bay bayan saunamız, bay bayan yüzme havuzlarımız, açık yüzme havuzlarımız, oteli konaklayan misafirlerimiz bunlardan ücretsiz faydalanabiliyorlar. Tabii özellikle masaj yaptırmak isteyen birçok farklı özelliği daha var değil mi burada? Tabii ki spa ekibimiz profesyonel, hepsi belgeli. Bu konuda kendilerini ispat etmiş arkadaşlarımız. Yani gerekli olan neyse masaj bölümünde, kese bölümünde arkadaşlarımız gereken desteği veriyorlar. Evet, sadece spa bölümünde değil, buradaki tüm arkadaşlarımız da öyleler. Onlar da bizi size destek oluyorlar, öyle değil mi? Tabii ki. Ben bunu spa bölümünde bahsettim ama bizim önceki birinci portföyümüz şöyle diyeyim. Otele gelen misafirlerimizi güler yüzle karşılamak, onları evinde gibi hissettirmek, bir otele gelmiş değil de bir kendi evine gelmiş gibi hizmet etmek bizim birinci görevimiz. Kesinlikle. Tabii hizmet için buradayız. Nehir Termal olarak sevgili izleyicilerimizi bekliyoruz diyelim mi? Tüm misafirlerimizi Kütahya Yoncalı Nehir Termal Otel'e bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz tekrar bizi ağırladığınız için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? İyi bir baklava nasıl olmalı ve baklava satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konusunda uzman Akkuşoğlu baklavayı ziyaret ettik. İzleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Afyon Bolvadin'de devam ediyor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedik ve Akkuşoğlu baklavaya konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Arif Akkuş ile birlikteyiz. Bakalım baklavanın incelikleri, detayları neler? En iyi baklava nasıl olur? Kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba. Hoş geldiniz Afyon Bolvadin ilçesine. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Şimdi tabii ki baklava ustası olarak iyi baklavayı tabii ki sizden daha iyi kimse bilemez. İyi bir baklava nasıl olur?
İyi bir baklava doğal ürünlerde yapılmayla meydana gelir. İçine kimyasal hiçbir madde girmeden, en güzel bir şekilde oynanmadan, farklı bir değişik malzemeler kullanılmadan, direkt tek bir malzeme üzerine kullanırsa daha da güzel bir baklava olacağına inanıyorum ben. Evet. Çünkü ustalarından böyle öğrendim. Günlük ve taze ürünler sunduğumuz için müşteri sanırım biraz daha ön plana çıktığımızı düşünüyorum ben. Ve bu ürünlerimizi de günlük ve taze olarak en güzel şekilde sunmaya devam edeceğimizi söylüyorum. Çünkü burada bizim memleket olarak söylüyorum, sanırım Afyon olarak da. Mesela bir yerde iş yeri açıldığı zaman ürünler bir sene, iki sene iyi gidiyor. Bu bütün esnaflar için geçerli. İki sene sonra tekrar ürünlerde bir farklı oynanma, işte ilk açtığı lezzeti bulamama gibi özellikler oluyor. Biz de bunların tam tersini Bolveden'imize ve gelen dışarıdan gelen kişilere tattırmak için en güzel bir lezzeti ilk günkü açtığımız ritmi bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, aslında burada da baklavalarımız mükemmel bir şekilde kızarmaya başladılar. Ve birazdan hepsini görecek sevgili izleyicilerimiz de. Evet. Özellikle ürün bazında geniş ürün yelpazesiyle hizmet veriyoruz. Evet. Dediğimiz gibi sadece baklava değil, burada baklavanın birçok çeşitliği var. Bunlar neler? Ceviz sarması, kaymaklı şöbiyet, fıstıklı sultan, fıstıklı kaymaklımız var, cevizli olamamız var, antep sarmamız var, saray sarmamız var. Şu an fırında pişen iki tane buranın has gülvarak tarzında bir tatlılarımız var. Yaş pasta ve işte bu çeşitlerimizle şu anda halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi tabii ki buradaki lezzetimiz tartışılmaz, kalitemiz tartışılmaz ama burada en büyük özelliğiniz günlük yapım olması. Aynen. Ve tamamen doğal olması. Evet, mesela, öyle değil mi? Aynen. İkinci güne tatlı koymamaya çalışıyoruz. Yani her şey para kazanmak, yani burada kar amaçlı değil. Ürünlerimizi her gün taptaze bir şekilde müşterilerimize takdim etmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç müşteriye tatlı, yani öyle aşırı derecede bir tatlı yapıp yoğunluk yapıp da, değil mi? Evet, iç yerinde bekletmektense gerekirse bir tepsi, iki tepsi eksik yapıp da birkaç müşteri kaybına uğramak, yani müşteriye bayat ürün satmaktansa diğer gün taptaze bir şekilde, yani evine götürdüğü zaman sonuçta para verip de alıyor bunu, şeye ne değil yani, kimsenin kara kaşına, kara gözüne gelmiyor insanlar. Yani verdiği paranın biz de hakkıyla helaliyle yemeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, bu anlamda tabii ki de kalitemiz de devam ediyor. Ve kalitemiz artırarak devam ediyoruz. Çünkü aynen, burada dediğimiz gibi tamamen doğal yapılıyor, günlük yapılıyor. Evet. Fabrikasyon yapılmıyor. Yapılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Fabrikasyon anlamında hiçbir şeyimiz yok. Her şey insan gücüyle, doğal ortamlarda, doğal ürünlerle yapılıyor. Hiçbir zaman dışarıdan, yani farklı bir makinasyon, yani şöyle söyleyeyim, direkt kendimiz yapıyoruz. Farklı bir insan bile sokmamaya çalışıyoruz ürünlerimize. Evet. Farklı bir el sokup da, yani bu tatlıyı kim yaptırdı, niye böyle yaptırdı demektense kendimiz başında duruyoruz, kendimiz pişiriyoruz. Kendimiz önce kendimiz satıyoruz. Acaba oldu mu? Olmadıysa yani gerekirse satmamaya bile çalışıyoruz. Olmamış bir ürünü dükkana götürmemeye çalışıyoruz yani iş yerine. Aslında kendi yemediğimiz hiçbir şeyi de halka sunmuyoruz. Sunmuyoruz. Öyle değil mi? Aynen aynen. Kendi yemediğimiz şeyi halka sunmamaya çalışıyoruz. Çünkü biz de başka bir yerlerden alışveriş ettiğimiz zaman ilk önce tadına bakmak istiyoruz. Lezzetli mi? İnsan yani en küçük bir meblağ verse bile insan sonuçta bir ücret verip de bu tatlıyı alıyor. Ve bu da Akkuşoğlu baklavanın devamını sağlıyor. Dünden bugüne getiren de aslında sizi, lezzetin hiç değişmeden devam etmesi. Öyle değil mi? Sanırım böyle. Sizin dediğiniz gibi. Haklısınız bu konuda. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Düşüncelerimiz var mı? Projelerimiz var mı? Projelerimiz var. Tabii ki büyütmeyi düşünüyoruz. Müşterilerimize en güzel ürünü en güzel bir şekilde, en hijyenik, en temiz, en lezzetli bir şekilde sunmaya devam etmeye çalışacağız. Allah'ın izin verirse, verdiği sürece. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bizi ederim. Ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Buraya gelip de bizimle, yani Bolveden, Afyon'un küçük de olsa bir Bolveden ilçesine gelip de bizleri de TV 8 ailesiyle tanıştırdığınız için biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, program üstümüzü ile devam edecek. Bakalım neredeyiz? Eskişehir, lüle taşı ve sıcak su kaynakları ile ünlüdür. Bu doğal kaynakları ziyaret etmek için konaklayabileceğiniz çok özel bir oteldeyiz. İzliyoruz.
Öncelikle bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki otelimizle ilgili, hizmetlerimizle ilgili birçok bilgiyi alacağız. Tabii. Ama öncelikle otelimizi biraz tanıyarak başlayalım. Buyurun. Öncelikle sizi burada görmek bizim için bir şeref. Teşrifiniz için biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Otelimiz bir şehir oteli. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kıyı otellerinden farkımız bu. 82 odamız var. 175-180 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyoruz. Bir tane engelli odamız, bir tane suite odamız. 8 tane de deluxe suite diyebileceğimiz odalarımız var. Onun dışında dediğim gibi 12 ay, 4 mevsim her zaman misafirlerimizin hizmetindeyiz. Yukarıda bir restoranımız var. O da dışarıdan gelecek misafirlerimiz. Gerekse burada konaklayan misafirlerim 7/24 hizmetinizde o da. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için tekrar. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen sevgili izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Hepsini buraya bekleriz. Eskişehir'e yolu düşen herkesi. Özeti bu olur. Evet, Eskişehir'e yolu düşen herkesi büyük memnuniyetle ağırlamaktan keyif alırız efendim. Çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Estağfurullah. Evet sevgili izleyiciler, programımız temasıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Günümüzün hastalığı depresyon nedir ve tedavisi nasıldır? Bunlarla nasıl baş edilebilir? Konuyla ilgili bizi bilgilendirecek olan Doktor Nilüfer Güney Şengezer ile beraberiz. Ben Doktor Nilüfer Güney Şengezer. Ben yaklaşık 20 yıldır psikiyatriyle uğraşıyorum. Uludağ Üniversitesi'nden mezunum. Epey zamandır devlet hastanelerinde çalıştım. Son 2 yıldır da muayenehanemde hasta tedavi ediyorum. Uzun yıllardır psikoterapi eğitimi aldım. Dinamik ağırlıklı psikoterapi, EMDR, bilişsel davranışçı terapiler uyguluyoruz hastalarımıza. Daha ağırlıklı tabii ki depresyon, panik atak ve bazı anksiyete bozuklukları sıklıkla tedavi ettiğimiz hasta grupları. Bu hastalarla uzun görüşmeler yapıp aynı zamanda bazen gerektiğinde ilaç tedavileri de tabii ki uyguluyoruz. Ama psikiyatri son derece yüz güldürücü bir branş aslında. Sanıldığı gibi sonuçlarımız kötü değil. %70-80'lerde başarılarımız var bu hastalarımızda. O yüzden tüm halkımızı mutlaka psikiyatrik görüşmeye, psikiyatrik yardım almaya davet ediyorum ben. Şimdi de özel güvenlik yetkileri ve işleyişiyle ilgili bilgiler almak üzere Eges Grup Özel Güvenliği ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Bursa'da tümasıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise özel güvenlik sektörüne yönelik hizmet veren Eges Grup'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu Egemen Kepir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Sizleri sormalı. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Şimdi bir grup şirket olarak hizmet veriyoruz. Birçok farklı branşta hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili bilgileri alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım, buyurun. Ben 1990 Bursa doğumluyum. Öğretimimi Bursa'da erkek lisesini bitirdikten sonra Bilecik Üniversitesi'nin işletme fakültesini bitirerek devam ediyorum. 2009 yılında özel güvenlik sektörüne giriş yaptık. Faaliyetimizi aktif olarak 2012 yılında harekete geçirmeye başladık. 2012 yılında merkezimiz Bursa olmak üzere bu işe başladıktan sonra işimizdeki yaptığımız düzgün politikayla ve doğru hizmetle işlerimizi gerçek güzel seviyelere getirdik. Bursa'da ismimizi bilindik bir hale getirdikten sonra Türkiye geneliyle de çalışmaya başladık. Çevre illerimizle ve Türkiye genelinde resmi ve özel sektörde çalışarak kendimizi bir marka haline getirdik. Peki bu markalaşma süreci nasıl oluştu? Markalaşma süreci nasıl oluştu? Birlikte bir ekip çalışmasıyla oluştu. Gerçekten arkadaşlarımız da burada, bir aile ortamımız var. Herkes burada, çalışanların hepsi kendi işi gibi burayı gördüklerinden dolayı bir birlik ortaya çıkınca başarı da ortaya kendiliğinden gelmiş oluyor zaten. Aslında başarıya giden yolda sizi destekleyen ekip çok güçlü, tamamen profesyonel değil mi? Tabii ki, kesinlikle. Ekip gerçekten çok önemli bir şey. Şimdi bizim burada resmi işlere bakan ekibimiz, özel işlere bakan ekibimiz, giriş çıkışlara bakan ekibimiz, denetim ve sevk ekibimiz hepsi kendilerinde bu konuda iyi arkadaşlar olduğundan dolayı ve işlerine de önem verdiklerinden dolayı birlikte güzel şeylere imza attık. Tabii bunu yaparken de tecrübe olarak arkamda babamın olması
bana en büyük desteği de o veriyordu. Tabii yani, manevi desteği. Kesinlikle tecrübe çok önemli bir durum olduğundan dolayı, benim de yaşım genç olduğundan dolayı illaki babamın tecrübelerine ihtiyacım oluyor. Sağ olsun kendisi de benden hiçbir zaman desteğini esirgemez zaten. Onun da desteğiyle daha güzel işleri imza atıyoruz. Sadece özel güvenlik sektöründe hizmet vermiyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki hangi branşlarda hizmet veriyoruz? Biz özel güvenlik olarak bu işe başladığımızda bir ihtiyaç doğrultusunda ve bizden istenilen hizmet doğrultusunda bir temizlik firması, temizlik, üretime destek, insan kaynakları ve otokiralama bir firmamız var haricinde. Bununla işte kurumlara istenilen hizmet doğrultusunda temizlik personelleri temin edebiliyoruz. Üretime destek personelleri temin ediyoruz. Yani hizmet sektöründe bizden istenen her şeyi karşılamaya çalışıyoruz. Bizlerden güzel ve doğru hizmet aldıklarına inanan kişiler, zaten bizlere referans olan kişiler, bunların sayesinde biz hep bir tık zaten üstümüze koya koya gidiyoruz. Sürekli çıtayı yükseltiyoruz değil mi? Şimdi güvenlikten sonra temizlik ihtiyacı olunca tanınan kişiler sizde işte temizliğiniz var mıydı derken biz bunun ilavesinin bizde olması gerektiğine inandık. Bununla beraber bu alanlara da yöneldik. Bu sektörlerde de giderken işte ihtiyaç olduğunu hissettik. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği sektörüne de girdik. Bu çok yeni bir sektör aslında ama olması gereken bir sektör. Bu anlamda tabii ki birçok firma var özel güvenlik sektöründe ve doğal olarak hizmet sektöründe ve insan sağlığı ve onun haricinde de birçok sektörlerde. Ama bu anlamda diğerlerinden ayıran, farklı kılan unsurlar neler? İşimize çok önem göstermemiz zaten bize çok bir iyi noktaya taşıyor. Bununla beraber biz bir yere gittiğimizde, referanslarımızı ortaya koyduğumuzda zaten karşı tarafta bir olumlu bir izlenim bıraktırıyoruz kendimizden. Çünkü biz bir yere girdiğimizde kolay kolay o kurumdan böyle bizi istememe gibi durumlar olmuyor. Gayet birlikte güzel şeyler yaparak güzel çalışıyoruz. Bu bizi her zaman daha güzel noktalara getiriyor. Bütün firmalarımız birbirine referans oluyor. Güvenlik temizliğe referans olabiliyor. Temizlik, iş sağlığı ve güvenliğe referans olabiliyor. İş güvenliği ve uzmanlığı konusunda kendisi uzman olan ablam bizim Ümit OSGB olarak kendisi zaten orada kendisi. Aynı zamanda kendisi de iş güvenliği uzmanıdır. Bir tarafta ablam mevcuttur. Bir tarafta da ben varım işte. Bu şekilde güzel bir şekilde çalışmalarımızı yerine getiriyoruz. Peki çok genç bir iş adamısınız. Bu anlamda yolunuz çok uzun. Neler yapmak istiyoruz bu yolda? Şimdi ben çok genç olduğumdan dolayı çok eksilerini yaşadım bunun. Çünkü ben bir yere iş görüşmesine gittiğimde yaşımı genç bulduklarından dolayı hep bir adım geriden geliyordum. Çünkü benden önce gidenler yaşlarını aldıklarından dolayı benden daha iyi gözüküyorlardı. Şayet benim farkımı onlara nasıl gösterdim? Çalışarak, farklı projeler göstererek, şunu şöyle yaparız diyerek kendimizi gösterdik ve ben bizim bu hizmet sektöründeki diğer firmalarla da güzel bir diyaloğum olduğundan dolayı, kimseyle de böyle bir kakışma durumumuz olmadığından dolayı güzel bir noktalara geldik. Ne oldu? Kendimizi belli ettik. Yaşım genç olmasına rağmen belli bir çizginin üstünde durabildik. Bundan sonra bizim yapmak istediğimiz bu hizmetimizi en iyi noktalarda daha güzel şekillerde başarabilmek. Çünkü bu oğlu demek gibi bir lüks yok hiçbir işin. Çünkü hiçbir zaman bir son noktası yoktur. Biz kendimizi geliştirerek biz müşterilerimizin bizden istediği hizmet doğrultusunda en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımıza her zamanki gibi devam edeceğiz. Bizleri bugüne kadar destekleyen tüm eş, dost ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Tüm çalıştığımız yerlerle de dediğimiz gibi bir dost ilişkiliğimiz var. Bunlardan dolayı da herkese tekrar ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Buralara bize misafir oldunuz. Sizlere de tekrar teşekkürleri iletirim. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar bizi ağırladığınız için sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Yeşilli Mavi'nin buluştuğu Bursa turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Eskişehir'de eğlencenin ve lezzetin adresi Elma Kafe'yi ziyaret ettik. İzliyoruz. 2006 yılında başladık ticari faaliyetimize.
kafe olarak başladık. Sonra kafe bistroya 2001 yılında başladık. İşte 5-6 yıldır da yaklaşık bu bölgede hizmet vermekteyiz. Evet. Öğrencilerimize, müşterilerimize kaliteli, güvenli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Evet. Müşteri portföyümüz tamamen üniversitelilere ve gençlere yönelik. Genel anlamda. Genel anlamda. Ama tabii ki ailelerimiz de normal komşularımız da yakında oturanlar, uzakta oturanlar, Eskişehir'in birçok bölgesinden gelenlerimiz var sağ olsunlar. Peki neden tercih ediyorlar sizi? Samimi bir mekanız, güler yüzlü bir hizmetimiz var. Evet. Kaliteli ürünleri fiyat olarak da oldukça uygun fiyatlara oldukça kaliteli ürünler veriyoruz. Evet. Biz de sabah 7'de başlıyoruz çalışmaya. Evet. Sabah 7'den gece 1'e kadar mutfağımız 12'ye kadar açık. Sabah kahvaltıyla başlayıp öğlen yemeği, öğleden sonra işte tatlılarımız, akşam yemeği, sonra yine gece tatlılar, çaylar, kahveler. Yani 3 öğününüzü yiyebileceğiniz bir mekan sabahtan akşama kadar. Eğitim iletişimine yeni bir soluk getiren, farklı bakış açısıyla hizmet veren Es Eğitim Merkezi'ndeyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Çin Diyarı Kütahya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise bir eğitim sektöründe bir marka ismi Es Eğitim'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Murat Enes Kurt ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki eğitimlerle ilgili, eğitimin öneminden ve daha birçok konuya dair sizden bilgiyi alacağız. Ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Murat Enes Kurt kimdir? 1986 Balıkesir doğumluyum öncelikle. İlk öğretimimi, orta öğretimimi ve lise hayatımı Balıkesir'de tamamladım. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak Kütahya'ya geldim. Kütahya'da 2009 yılında lisanstan mezun olduktan sonra yüksek lisansımı yine iletişim üzerine devam ettirdim işletme anabilim dalında. Oradan da mezun olduktan sonra Dumlupınar Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Öğretim görevlisi olmama sebebiyle özel şirket kurmam doğal olarak uygun olmuyordu. Ama devletimizin sağladığı teşvikle Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı bünyesinde teknoloji geliştirme bölgeleri adı altında bir yasa çıkarttılar. Bunlara öğretim görevlileri şirket açabilir. Destekli, teşvikli olarak dediler. Evet. Biz de öğretim görevlisi olarak böyle bir imkandan faydalandık ve Es Eğitim Dumlupınar Akademi olarak şirketimizi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknokenti'ne kurduk. Evet. Sadece Kütahya'da eğitim vermiyoruz tabii ki, değil mi? Kütahya hatta bizim sadece merkezimiz konumunda kaldı benim görevim hasebiyle. Türkiye'nin 81 iline, yani şu an gitmediğimiz hiçbir il, orada karşılaşmadığımız hiçbir katılımcı kalmadı. Hı-hı. Yaklaşık şimdiye kadar 80 bine yakın katılımcımız oluştu. 81'in tamamını gezmeyi hedefliyoruz her yıl. Evet, inşallah. Çok gençsiniz, çok genç bir iş adamı, aynı zamanda bir eğitmensiniz. Bu anlamda tabii ki bunun meyvelerini de yiyoruz, öyle değil mi? Yani çok çalışmaya elverişli bir konumda olduğumuz için gençken çalışalım diyoruz. Onun imkanlarından faydalanıyoruz. Değil mi? Evet, çok güzel. Tabii ödüllerimizi de almaya başladık, değil mi? Tabii. Genç olmanın sağladığı avantajlar var işte. Sonuçta işte bir yükseliş oluyor. Her geçen yıl daha da ileriye giden bir atlayış oluyor. Bununla ilgili de genç olmamız hasebiyle çoğu dernek, vakıf, üniversite toplulukları, üniversiteler, hatta geçen yıl aldığımız Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Türkiye Genç Lideri 2016 yılında o ödülümüzü aldık. 2015'te Genç İnovasyoncu ödülünü aldım. Sürekli önüne bir genç koyarak ödüller geliyor. Genç olmamız dolayısıyla. İnşallah tabii ödüllerimiz devam etsin. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen, çok genç yaşınıza rağmen çok büyük başarılara imza attık. Es Eğitim'de bunlardan bir tanesi. Tabii buradaki verilen eğitimler çok önemli biliyorsunuz. Ve eğitimin önemi de çok önemli. Eğitimin öneminden biraz bahsedelim dilerseniz. Şimdi ben Türkiye'de eğitimin en üst zirvesi olan Yükseköğretim Kurumu'nda öğretim görevlisi olduğum için eğitimi en üst noktada önem veriyorum. Yani ilk gereken kişide bulunması gereken özelliklerden eğitim. Bu yüzden bu önemin neticesinde uzman eğitmenlerle ya da araştırma görevlileriyle ya da kendi yetiştirdiğim eğitmen hocalarla yola yürümüyorum. Bunun yüksek lisansını, doktorasını yapmış, bu konuda artık bilim adamı olmuş akademisyenlerle eğitimlerimizi veriyoruz, temel eğitimlerimizi. Daha sonra yine akademisyenlerimiz tarafından çekilen, hazırlanan videolarla, slaytlarla uzaktan eğitim şeklinde eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bunların başında en çok talep edilen, bizden istenen kişisel gelişim eğitimleri, hitabet olur, diksiyon olur, beden dili, insan kaynakları, etkili iletişim,
Kişisel gelişim en ağırlıkta. Daha sonra kalite yönetim sistemleri. Firmada yani bir pozisyonda bulunmak isteyenlerden ISO kalite yönetim sistemleri. İkinci planda olan eğitim konumuz. Tıbbi sekreterlik, dış ticaret, turizm gibi, çağrı merkezi gibi branşlara ayrılmış da eğitimlerimiz var. Şöyle söyleyeyim, tek tek saymayalım. Yaklaşık 400'e yakın eğitim alanımız var. Daha da birçok eğitimi yine kendi bünyenizde oluşturmaya başladınız. Bununla ilgili de aynı zamanda mesleki eğitim yeterlilik belgesi de vereceğiz inşallah, öyle değil mi? Şu an başvurumuzu yaptık. Doğal olarak onların ön mülakatları var. Onları tamamlayarak başvurumuzun olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. O tamamlandığında ikinci bir branşımız artık MYK, yani mesleki yeterlilik kurumu olarak da Kütahya'da hizmet vermeye başlayacağız. İnşallah. Peki bu kadar kısa bir zamanda çok genç yaşınıza rağmen böylesi bir başarıyı nasıl sağladık? Şöyle söyleyeyim, arkanızda da zaten ödül kendisi var. 2015 İnovatif Girişimci Ödülü. Tamamen inovasyona bağlıyorum bunu. Eğitimde yenilik. Sonuçta bizim şu an Bilim Sanayi Bakanlığı'nda iki tane projemiz var. Biri uzaktan eğitim, biri Android üzerine telefonla eğitim olarak. Bunlar sayesinde inovatif davrandıktan sonra gerisi geliyor zaten. Evet, sürekli kendimizi de geliştiriyoruz ama yenilikçi olunca aynı zamanda teknolojiyi de takip edince başarı kaçınılmaz oluyor zannediyorum, değil mi? Aynen. Peki bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz var mı? Projelerimiz tabii doğal olarak var. Zaten bizim bu bir projeyle ortaya çıktı. Halen de proje olarak devam ediyor yaptığımız eğitim projeleri. Bizim eğitimlerimize katılım tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. İsteyen istediği yerde, ilde, kendi illerine geldiğimizde eğitimlerimize ücretsiz olarak katılabilir. Evet, bu eğitimlere katılmak isteyenler de altta yazan numaralardan sizlere ulaşabilirler. Öyle değil mi? Evet. Her türlü ilgiyi, alakayı göstereceğimize emin olabilirler. Eğitimlerimize dediğim gibi katılım tamamen ücretsiz, akademisyenlerimizin verdiği alanda uzman olan akademisyenlerimizin. Sadece sonrasında belge ya da sertifika istedikleri takdirde kendilerinden proje karşılığı, akredite bedellerini tahsis ediyoruz, o kadar. Peki bu eğitimlerden kimler faydalanabilir? Genelde %70 civarında öğrenciler, mezun duruma yaklaşan öğrenciler, kıdem almak isteyen ya da görevde yükselmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanları, yeni iş arayan mezun olmuş arkadaşlarımız öncelikle en çok talep edenler. Evet, bu anlamda dediğimiz gibi eğitimlerden faydalanmak isteyen birçok kişi de sizin değerli bilgilerinizden faydalanabilirler. Ama aynı zamanda dediğimiz gibi bilim insanları da size destek veriyor bu anlamda, öyle değil mi? Tüm eğitimlerimiz bilim insanları tarafından veriliyor. Şimdi biz her eğitim için aynı hocayı çıkartmıyoruz. Mesela bir insan kaynakları için insan kaynakları bölümünde ders veren akademisyeni ya da kalite yönetim sistemleriyle ilgili işletmede kalite üzerine çalışmış akademisyenlerimizi, yani her branşına göre kendi akademisyenimizi çıkartıyoruz. Yani bir hocayı hadi buna da çalış da bunu slayttan anlatır geçersin diye bir şey yok bizde. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli Altın Rehber izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Öncelikle biz teşekkür ederiz kurumumuzu ziyaret ettiğiniz için, böyle bir teşviğe destek olduğunuz için. Katılımcılarımıza, daha önceden bizle beraber çalışmış arkadaşlarımıza, bizden sertifika almış arkadaşlarımıza ya da alacak olanlara, niyetli olanlara tüm kariyer hayatlarında başarılar dilerim. Biz de size bu genç yaşınıza rağmen bu kadar büyük başarılara imza attığınız için biz de sizi tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Protein, karbonhidrat ve vitamin açısından zengin olan kuru yemişler nelerdir? İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise doğal ürünlere yönelik hizmet veren Güneş Kuru Yemiş'teyiz. Ve yanımızda firmamızın sahiplerinden Sayın Nilüfer Güneş ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Nilüfer Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki ürünlerimiz var, onlarla anlatacağız, onlarla ilgili bilgi alacağız sizden ama
Öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Şimdi 1967'den bu yana hizmet veriyor. Güneş Kuru Yemiş. Bu iş size dedelerinizden yadigar, değil mi? Üçüncü ve dördüncü nesil olarak devam ederiz, evet. Tabii özellikle son günlerde biliyorsunuz doğal ürünler çok önemli. Aynen. Ve insan hayatında da sağlıklı beslenmek adına doğal ürünlerin olması da gerekiyor. Ve biz de bu anlamda hizmet veriyoruz. Ama sadece doğal ürünler yok, birçok çeşitimiz var. Biraz bunlardan bahsedelim, neler var? Doğal ürünler zaten herkesin de bildiği üzüm, incir, ceviz, kuru yemiş, kuru meyve, çikolata, şekerleme çeşitlerimiz var. Tabii çikolatalarımızın hepsi el yapımı, doğal ürünler. Aynen öyle. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi sektörde lider olmak kolay bir şey değil. Ama 1967 yılından bu yana hizmet veriyoruz. Aynen. Ve bu çok büyük bir başarı. Bunu nasıl sağladık peki? Ya, üründe kalite, hizmette kalite. Hı-hı. Her zaman zaten en olması gereken şey, biz ekstra bir şey vermiyoruz. Ama sektörde kalıcı olmanın en önemli nedeni, ürün kalitesini her zaman aynı düzeyde tutmak. Kaliteden asla taviz aynen, vermiyoruz değil vermemek. Mi? Aynen öyle. Doğallıkla. Çünkü kendi yemediğimiz şeyi asla bir başkasına veremiyoruz. Bu da bizim en önemli prensiplerimizden biri. Bizim en büyük hedefimiz aynı kaliteyi, aynı hizmetteki kaliteyi de gelecek nesillere aktarmak ve onların da gelecek nesillerine aktarması. Ferforje, evlerimizin ve işyerlerimizin süsü ve kıyafeti gibi. En yeni Ferforje modelleri ve uygulamaları ile ilgili Cemil Işık Ferforje'yi ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Çin'i diyarı Kütahya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise el sanatlarına yönelik hizmet veren Işık Ferforje'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Cemil Işık ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Şimdi burada yaptığımız çalışmalardan bir tanesinin önündeyiz. Biraz bilgi alabilir miyiz lütfen? Bu yaptığımız çalışma otomasyon işleri olarak geçer. Kepenk uzaktan komandalı. Garaj kapıları, dükkan vitrinleri için yani emniyet amaçlı yapılan hem kapı şeklinde kullanılan sistemlerdir. Hı hı. Ve bu sistemleri her yerde uygulamak mümkün değil mi? Mümkün. Mümkün tabii ki. Yani şimdi bu bir dükkan olur, garaj olur, ne bileyim farklı atölye olur. Yani hı hı. Her bir yerde kullanılabilir bunlar. Evet. Sadece otomasyon sistemleri yapmıyoruz. Bununla ilgili birçok ürün hizmetimiz var. Biraz bunlardan bahsedelim. Yani ağırlık olarak çalıştığımız ferforje demir işleri, yani ferforje kapılar, süslü duvarüstü korkuluklar, korkulukları, pencere korkulukları bunlar var. Bunun yanı sıra balkon korkulukları var. Ferforje de olabiliyor. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi cam balkon ve alüminyum balkon sistemleri de yapıyoruz. Yani böyle biraz... Evet, binalara estetik kazandırmak adına, estetiklik kazandırmak adına yapıyoruz ve gerçekten de çok da güzel çalışmalar bunlar. Tabii ki çok uzun yıllardır bu sektördeyiz, öyle değil mi? Yani evet, ilk başladığımızdan bu tarafa bakarsak yaklaşık 37 yıldır, ama Kütahya'da 21 yıldır hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki o günden bugüne nasıl ayakta kalabildik? Sektördeki dalgalanmalara rağmen nasıl başardık bunu? Ya bunun en büyük başarının gelmesi güçlü olmak değil. Önemli olan temiz yapmak, müşteriye güven vermek, aynı zamanda yerinde zamanında işi teslim etmek. Ve güven olgusunu sağlamak zannediyorum. Tabii ki. Güven çok önemli. Yani müşteri ben bugün geleceğim, bugün şu işinizi teslim edeceğim denildiği zaman bu olmalı. Yani bizde olmazsa olmaz bu. Tabii bundan sonrasında yine çalışmalarımız devam edecek. Tabii öyle ki. Değil mi? Projeler devam edecek. Tabii ki, tabii ki. Yani aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek artık. Ne zamana kadar olur Allah bilir. Evet. Tabii biz de yeni çalışmalarınızı hep birlikte izleyip göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Yani. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Biz Işık Ferforje olarak halkımızın ve artı Kütahya'mızın bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hizmet vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz de. Allah biz buradayız diyoruz. Biz buradayız. Bekliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Saç bakımı yaparken nelere dikkat edilmeli?
2017 saç trendleri nelerdir? İzliyoruz. Öncelikle saç bakımı yaparken, saç tasarımı yaparken nelere dikkat ediyoruz? O konu hakkında bilgi alayım sizden. Şöyle öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an kozmetik sektörü çok gelişti. Mesela yıllar önce işte badem yağı, zeytinyağı vesaire bir tür karışımlarla bir kürler yapılıyordu. Günümüzde ise keratin bakımları var, saç botoksları var. Burada iş yerimizde, salonumuzda saç botoksu uygulamaları yapıyoruz. Burada birçok uygulama yapılıyor. Neler yapılıyor? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım. Yani saç adına birçok şey yapıyoruz. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Yani gelin başları olsun, topuzlar olsun, fantezi topuzlar olsun, saç örgüleri olsun, ombre, krepe balyaj, sombre, yani daha ne sayabilirim, boya işlemleri. Bileciğe yol düşen herkesi bekliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar. Çok teşekkürler tekrar, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Tüm hanımlar giysileriyle özel olmak ister. Geniş ürün yelpazesi ile bu hizmeti veren İzem Butik'teyiz. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise hazır giyim sektöründe hizmet veren İzem Butik'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Ahmet Balıkçı ve Sayın Aliye İhtiyar ile birlikteyiz. Ürünlerimizle ilgili bilgiyi alacağız sizden, evet. Ama öncelikle kuruluşu ile ilgili biraz bilgi alalım Ahmet Bey'den. Ahmet Bey, nerede başladı bu hikaye diyerek başlayalım dilerseniz. Bu hikaye bu dükkanda başladı. 2000 senesinden bugünümüze kadar Eskişehir'de hizmet veriyoruz. Elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Değişik modellerden mal getirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii çok öncesinde küçük bir dükkandı burası. Ve bu anlamda kısa bir zaman olmasına rağmen çok güzel bir şekilde geliştirdiniz. Bunu nasıl başardınız peki? Zamanla müşteri potansiyelimiz artınca 60 metrekaredeydik burada. Yavaş yavaş dükkanları büyüterek 350 metrekareye kadar çıkardık. Şimdi de birçok ürünümüz var ve her zevke hitap eden ürünleri bulmak mümkün. Aliye Hanım, şimdi ürünlerimiz tabii ki hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden özel ve hepsi de tasarım. Evet. Peki bunu nasıl kararlaştırıyoruz? Şimdi şöyle, İzem Butik'in en önemli özelliği bütün ürünlerin, yani Eskişehir'de tek olarak bizim mağazamızda satılmasıdır. Yani bu olaya nasıl karar verdik? Ben kendim bireysel olarak mesela özel bir davete gittiğim zaman hiç kimseyle aynı kıyafeti, yani belki biraz kaba olacak ama pişti olmak istemediğim için. Bunda özellikle biz dikkat ediyoruz. Yaz aylarında ortaokul mezuniyetlerine de dahil olmak üzere bütün okulların notlarını alırız. Cübbe içi de dahil biz aynı kıyafetleri vermemeye özellikle yani çok dikkat ederiz. Yani Ahmet Bey'le bizim bu işi yapmamızın sebebi, yani severek yapıyoruz. Buradan çok fazla bir şey beklemediğimiz için de devamlı arayış içindeyiz. Ve özellikle de işte tasarım ürünlerini getiriyoruz. Firmalarımız genelde Osman Bey, Nişantaşı firmalarımız. Onlar da bize tabii ki çok yardımcı oluyorlar. Yani görülmemiş, her yerde satılan ürünlerin olmadığı bir mağazamız var. Peki ürün yelpazemizden biraz bahsedelim. Neler var? Ürün yelpazemiz şöyle, 36 bedenden yani 62 bedene kadar biz hizmet veriyoruz. Yani dediğim gibi bir 36-34 beden de bizden mutlu ayrılıyor. 60-62 beden de mutlu ayrılıyor. Düğün zamanı mesela gelin kızımızı giydirebiliyoruz. Gelinin annesini, gelinin işte kayınvalidesi, anne, kayınvalidenin büyük anneleri. Yani dediğim gibi bu sektörde herkese hizmet veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Ve aynı zamanda modayı da takip ediyoruz tabii, değil mi? Tabii ki, tabii. Peki özellikle butik üzerine hizmet veriyoruz ve çok farklı tasarımlar, çok farklı renkler getiriyoruz tabii ki İstanbul'dan. Evet. Doğal olarak da burada modayı da takip etmiş oluyoruz. Öyle tabii değil ki, mi? Tabii ki modayı da takip ediyoruz. Biz zaten özellikle bizim özelliğimiz geçen yıl moda olan bir ürünü ertesi yıl bizim mağazamızda göremezsiniz. Çünkü biz yani yıl olarak, ay olarak hatta takip ediyoruz her şeyi.
Bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Düşüncelerimiz var mı? Valla bundan sonraki projelerimiz inşallah, tabii ekonomimiz de önemli. Daha da büyümek isteriz. Abiye'de daha ilavelerin olmasını isteriz. Yani başka bir mağaza daha düşünüyor Ahmet Bey ama işte biraz da ekonomiyi bekliyoruz. Ekonomi düzelsin. Değil mi? İnşallah düzelecek o da. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Valla söylemek istediğim, yani memleketimiz için inşallah her şey hayırlı olsun. Hı-hı. Kötü günlerden uzak kalalım. İnşallah. Yani mutlu, huzurlu bir şekilde kendimiz, çocuklarımız, torunlarımız yaşamaya devam edelim. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Evet, sizinle başladık. Sizinle bitirelim Ahmet Bey. Siz neler söylemek istersiniz? Buyurun. Memleketimiz için her şey hayırlı olsun. Dostluk, kardeşlik, hep beraber nice günler dilerim. Ediyorum bu güzel dilekleriniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Bir Eskişehir klasiği olan kış günlerinde boza içmeye ne dersiniz? Eskişehir köprü başında bulunan Karakedi Bozacısı'ndayız. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Ve şimdiki durağımız ise Vefa'nın en lezzetlisini yapan Kara Kedi Bozası'na konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın satış müdürü Sayın Nihat Köroğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nihat Köroğlu. Firmada 27 yıldır çalışıyorum. 27 yıl, evet. Dile kolay. Bu çok önemli bir şey. Kemik, evet. Bir kadro var zaten. Kesinlikle. Ama evet. Tabii ki firmamızın lezzetlerini anlatacağız. Tabii, lezzetini tabii. Anlatacağız. Öncelikle bozayı tanıyarak başlayalım. İyi bir boza nasıl yapılır? Neyden elde edilir? Kaliteli bir boza biz mısırdan yapıyoruz. Mayalandırması çok önemli. Ve doğal olması çok önemli. Probiyotik olması çok önemli. Evet. Her şeyi doğal olmaktan geçiyor. Kesinlikle. Burada da Kara Kedi Bozası olarak, evet. Çok lezzetli bir boza yapıyoruz ve 1925 yılından bu tabii, yana tabii. Hizmet veriyoruz, öyle değil mi? 1925'te kuruluşumuz. 60 yıldır bozacılığımız var. Başlangıç helva ve yağcılıkla başlıyoruz. Daha sonra 60 senedir bu işi yapıyoruz. Bozacılık. Peki bozanın tarihi nedir? Bozanın tarihi Kuzey Afrika ülkelerinden, Mısır'dan ve coğrafyaya yayılmış, bütün her yere yayılmış bir üründür. Osmanlı, eski Osmanlılar zamanından gelme bir üründür. Ve çok sağlıklı. Evet, öyle ve sağlık yönünden tabii aktif mayalar sayesinde grip ve öksürüğe birebir efendim. Kesinlikle. Peki sadece bunlar değil mi faydaları? Tabii, aslında saymakla bitmiyor. Kesinlikle. Peki neler? B vitamini bol. Sporcu içeceğidir. Hamile bayanlara doktorların direkt tavsiyesi, bize geliyorlar efendim, direkt süt yapar. Aynı zamanda çölyak hastaları kesinlikle bizim ürünümüzü kullanıyorlar. Doğal olduğu için, bir de buğday ürünü olmadığı için çölyak hastaları kullanıyor bunu. Bizim ürünümüzü tercihleri bundan dolayı yani. Kesinlikle, evet. Ama Kara Kedi Bozası'nın da bir özelliği var ki yıllardır Eskişehir'de ve dededen toruna bir sirkülasyonu var, öyle değil mi? Kesinlikle, tabii ki hele hele kışın çok faydalı bir içecek. Hele tarçınla birleştiği zaman şekeri de dengeleyen bir içecek. Tadına doyulmaz bir lezzet oluyor tabii, aslında. Hazmı da çok kolaydır, hele hele çocuklara, bebeklere de verilebilir. Hazmı çok kolaydır kesinlikle. Kesinlikle. Kara Kedi Bozası olarak da dediğim gibi hizmet veriyoruz ama kaç yılında kuruldu? 1925 yılında kuruldu. Kimler tarafından kuruldu? Hacı Tahir Ürersoy tarafından kuruldu. Buyurun. Rıfat Ürersoy babaları. Şu anda Vedat abimiz işletiyor. İşletme sahibimiz Vedat Ürersoy'dur. Bundan sonrasında da gelecek nesillere bu güzel lezzetimizi sunmaya devam edeceğiz zannediyorum, değil mi? İnşallah efendim. Kesinlikle edeceğiz. Şöyle bir şey, doğal olması çok önemli. Yineliyorum, tekrarlıyorum. Pancar şekeri, mısır ve Eskişehir'imizin kalabak suyu var içerisinde. İçerikleri bunlar efendim. Tamamen doğal bir lezzet, evet. Ve biz geldiğimizden bu yana görüyoruz ve çok yoğun talep ediliyor. Muhakkak geliyorlar ve o
damak tadına alışmışlar insanlar. Bu anlamda siz de hizmet veriyorsunuz. Evet, hizmet vermeye inşallah sağlık verdiği sürece devam etmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Tabii bu sadece burası değil, bununla birlikte 3 şubeyle birlikte hizmet veriyoruz. Eskişehir'imizde 3 tane şubemiz var. Biri Değirmen Sokak'ta, birisi İbrahim Karahanoğlu Caddesi, Süleyman Çakır'ın caddesi olarak geçiyor. Birisi de köprü başında hizmet vermeye devam ediyoruz efendim. Evet, çok güzel. Tabii hizmetlerimiz devam edecek. Lezzetimizi sunmaya devam edeceğiz. İnsanlar burada bardak bardak içiyor bozayı, ama onun haricinde bir de içtikten sonra ayrıca paket yapıp evlerine götürüyorlar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Evet, evet. Evlere de götürüyorlar tabii. Yani buradaki bardak lezzetini aldıktan sonra evlere de götüren çok. Hatta şehir dışına da götüren çok. Dediğim gibi Kanada'ya da götürdüler. Çok uzak yerlere de gidiyor. Evet. Çok da güzel. Dediğimiz gibi bu anlamda hizmetimiz devam edecek, lezzetimiz devam edecek. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Yine bekleriz. Çok inşallah, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? Son olarak yineliyorum. Bizim her şeyimiz doğal olduğu için. Eskişehirlere afiyet olsun. Hepsine, Eskişehirlerimize ve Türkiye'mize afiyet olsun. Bekliyoruz, buradayız diyoruz değil mi? Bekliyoruz efendim. Biz buradayız. Bizler buradayız. Bekliyoruz sizleri. Çok teşekkürler. Biz tekrar teşekkür sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Ne demek? Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Saç botoksu nedir ve nasıl yapılır? Soruların cevapları için kuaför Bilal'i ziyaret ettik. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Eskişehir'de devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güzellik sektörüne yönelik hizmet veren kuaför Bilal'e konuk oluyoruz ve yanımızda saç tasarımcımız Bilal Yumuk ile birlikteyiz. Merhaba Bilal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Öncelikle saç botoksu nedir? Oradan başlayalım. Evet, saç botoksu bakım sektörüne yeni bir soluk. Saç tellerini kurumuş ve yıpranmış saçlarına tekrar bir yapılanma sağlıyor. Saçlar eskisi gibi parlak ve güçlü kalıyor. Peki uygulama yaparken nelere dikkat ediyor? Uygulama yaparken profesyonel ürünler olması lazım. En başta Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ürünler olması lazım. İçerisinde herhangi bir insan sağlığını etkileyecek hiçbir katkı maddesi olmaması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii burada profesyonel, ehil ellerde yapılması gerekiyor. Bu anlamda kuaför Bilal de çok uzun yıllardır bu sektörde. Peki nasıl oluştu, nasıl gelişti? Bizim meslek hayatımız tabii... bu mesleğimizi çok seviyorduk, imrenerek bakıyorduk. Yani sonra abi kardeş bu mesleğin içerisine girdik. Şimdi aşağı yukarı bir 15 yıldır bu mesleğin içerisindeyiz ve severek de yapıyoruz. Evet, aslında işi severek yapmak tabii çok ki önemli. Çünkü çok 15 yıl dile kolay, uzun bir süre. Ve 15 yıl sektörde kalabilmek de çok zor. Siz bunu nasıl başardınız peki? Yenilikçi olmamız bunun en büyük nedeni. Yeni saç tasarımları, yeni renk tasarımları, kesim, topuz, yeni ürünler, devamlı arayış içerisinde yeni ürünleri getirmek için uğraşıyoruz. Yani eğitimler, seminerler, kongreler, bu tür şeylere katılıyoruz. Her zaman sektörü kovalıyoruz açıkçası. Evet, ve modayı da takip ediyoruz. Peki özellikle hanımlar merak ediyorlar. Şimdi işin ustasından dinleyelim. Bu yılın renkleri neler? Saç kesiminde neler moda? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii bu rengin, bu senenin renkleri ombreler çok fazla yapıyoruz. Saçların uçlarındaki renklendirmeleri, doğal geçişleri yapıyoruz. Topuzlarda da örgülü topuzlar popüler. Bu senenin topuzları örgü ve dağınık salaş topuzlar ön planda. Kesim olarak da asimetrik. Arkası kısa, öne doğru uzayan saçlar daha gündemde. Onları da biraz katlarla hareketlendiriyoruz tabii. Peki çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Profesyonel ekibimle beraber tüm hanımlara hizmet etmek istiyoruz. Ve herkesi buraya bekliyoruz tamam diyelim mi? Diyelim. Ama nereye? Kuaför Bilal Eskişehir. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Çin sanatı nedir? Çini ile seramik arasındaki farklar nelerdir? Marmara Çini'yi ziyaret ettik, izliyoruz. Çini ve seramik arasındaki fark nedir? Çini, seramik, hatta porselen de katarsak, bu üçü çok yakın birbirlerine ama pişme dereceleri,
malzeme ve yöntem farklılıkları nedeniyle birbirlerinin birer aşama üstleri diyebiliriz. Porselenin Çin'i ve seramik üzerinden farkını ilk başta söyleyeyim. O sır üzeri uygulanan yüksek dereceli bir malzemedir. Çin'i ve seramik ise sır altı çalışılır. Fakat Çin'i de seramiğe göre farklılık oluşturan şey kullanılan renklerin canlılığı, doğal ve aslına uygun olan renkleri alabilmemiz mümkün olduğu için seramikten farklı görüyoruz. Marmara Çin'i de sektörde bir lider. Peki bunu nasıl başardık? Tabii bu sizin teveccühünüz. Teşekkür ederim bunun için. Biz yaklaşık 26-27 yıllık bir firmayız. Biz bu zaman zarfında Çin'in geleneksel yöntemlerinden nasıl yapıldığına tutun da diğer birçok biraz önce bahsettiğiniz alanlarda daha çok nasıl kullanılabilir bu yönde çok çalışmalar yaptık ve hala hepsine ulaşabilmiş değiliz. Biraz önce söylediğiniz gibi Çin'i ahşap, bakır, doğal taş yani neredeyse birçok malzemeyle ciddi bir uyum içinde. Çünkü Çin'in aslında şöyle söyleyebilirim. Hani deriz ya yani dünya şeyinde yaşamı sağlayan işte hava, ateş, su ve toprak. Bu dördü zaten Çin'i oluşturduğu için hemen hemen birçok şeyle uyumludur yani. Camla uyumludur, bakırla uyumludur, her şeyle uyumludur. Yeter ki siz onu birleştirebilin ve o estetiği ve şeyi yakalayabilin. Biz hala bütün bu denemeleri bitirmiş değiliz yani. O manada hala devam ediyoruz denemeye. Aslında öğrenmeye devam ediyoruz ve sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Marmara Çin'i de sektörde bir lider olmasına karşın sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir firma. Öyle değil mi? Yani çalışmalarımız bu yönde devam ediyor genel itibariyle. Yani biz bu maddi manevi gerçekten bir yıllardır yatırım yaptık bu işe. Ve biraz önce sohbetimizde de konuştuğum gibi bu iş bir gönül işi. Eğer gönül bu işi istemese, sevmese yani bu şeyler de ortaya çıkmaz diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz tekrar, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Çin'i Diyarı Kütahya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Programımızla devam edecek, bakalım neredeyiz? Çocuklarımızı emanet ettiğimiz anaokullarını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Çok özel röportajımız var sırada, izliyoruz. Klasik anaokullarımızdan farkımız yetenek geliştirme okulu olmamız. Çocuklarımızın doğuştan gelen yeteneklerini profesyonel eğitimciler eşliğinde de destekleyerek, ortaya çıkartarak rotasyonel bir eğitim sistemiyle eğitimimizi veriyoruz. Bu yetenek geliştirme programının içinde belirli branşlarımız var. O branşlarımızı uyguluyoruz. Bunlar beden eğitimi, bale, müzik, satranç, İngilizce. Tabii bunların yanında orf ve drama da var. Yine kendi branşlarından öğretmenlerimizle bu branşlarımızı devam ettiriyoruz. Eğitim sektöründe biliyorsunuz güven olgusunu sağlamak çok önemli bir şey. Bu güven olgusunu nasıl sağladık peki? Şimdi yine dediğim gibi okul öncesi öğretmenlerimiz bir her çocuğa bir anne baba gibi burada davranış sergiliyoruz. Öğretmenlerimiz de gereken ilgiyi, alakayı bir anne baba şefkatiyle gösterdikleri için bu da çocuğa yansıyıp çocuğun da ailesine yansıttığı yani bir olumlu değişiklikleri ailede fark ediyor ve bu artık veli memnuniyeti şeklinde diğer velilerimiz arasında duyularak bu şekilde bizi tercih ediyorlar. Evet sevgili izleyiciler, programımız çamızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Kütahya'nın merkezinde misafirlerine sunduğu kaliteli hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Tavşanlı Otel'deyiz. İzliyoruz. Otelimiz Tavşan'ın en büyük oteli. 3 yıldızlı bir oteliz. 49 odamız var. 160 yatak kapasitemiz var.
Odalarımızdan 29 tanesi French single, yani bir büyük bir tek, 11 tanesi sadece French büyük, 6 tane 3 kişilik odamız var, 3 tane de suite'imiz var. Toplamda 49 odamız. Spor salonumuz var, erkeklere yönelik büyük bir yer, birazdan çekim yaptığınızda göreceksinizdir. Alakart restoranımız var, Tavşanlı'da iddialıyız bu konuda. Konaklama deyince Tavşanlı Otel. Çok güzel tabii sevgili izleyicilerimiz de Kütahya'ya, Tavşanlı'ya geldiklerinde kalacakları tek bir yer var zaten. Evet. Orası da neresi? Tavşanlı Otel. Değil mi? Şükür. Herkesi bekliyoruz. Evet. Diyelim mi? Evet, herkesi burada misafir olmayı bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tavşanlı'ya yolunuz düşerse muhakkak sizi burada misafir etmek isteriz. İstanbul Güneşli'de 5 yıldızlı otel konforuyla hem fuar alanlarına hem de etkinliklere yakın olan çok özel bir oteldeyiz. İzliyoruz. Öncelikle otelimizin kuruluşuyla ilgili biraz bilgi alalım. Nerede başladı bu hikaye diyerek başlayalım. Evet. Şimdi otelimiz tabii havalimanı bölgesinin en önemli otellerinden bir tanesi. Wyndham Grand Europa Otel. 3 yaşında bir otel, genç bir otel, daha yeni bir otel, fakat yapmış olduğu işler 3 yılda ciddi önemli işlere imza atmış bir otel. Toplam 307 odası var, 650 yatak kapasitesinde, 5 yıldızlı. Wyndham Grand'ın çatısı altında çalışan, Wyndham Grand Bey ki biliyorsunuz dünyada şu anda 7560 tane Wyndham grubu çatısı altında çalışan otel var. Otellerden bir tanesi Wyndham Grand Hotel. Wyndham Grand Hotel dünyada 13 tane var. 13 taneden bir tanesi de şu anda İstanbul'un Güneşli'de bulunduğumuz bu otel. Wyndham Grand İstanbul'da 4 tane var toplam. Biz havalimanı bölgesindeki Wyndham Grand Oteliyiz. Ve şu anda da tabii çok geniş segmentasyonda biz misafir profitine sahibiz. Verdiğimiz hizmetler 5 yıldız standartlarına uygun. Wyndham Grand'ın standartlarıyla bütünleşmiş bir şekliyle hizmet vermekteyiz. 650 yatak kapasitemiz var. Önemli bir yatak kapasitesine sahibiz. 16 tane toplantı salonumuz var. Ve bunun haricinde 550 kişilik bir büyük balo salonumuz var. Ve bu anlamda baktığınız zaman yine tabii ki bununla beraber masaj salonlarımız, kapalı yüzme havuzumuz, fitness center'ımız, buhar banyolarımız gibi bir spa merkezimiz var. Çok büyük hizmet verdiğimiz 3000 metrekare, 3500 metrekare civarında bir spa merkezimiz var. Otelimizin tamamına baktığınız zaman tüm misafirlerin hizmetlerini son derece kaliteli bir şekilde hizmet verebilecek bir anlayış ve servis anlayışıyla işlerimizi yürütmekteyiz. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının sonuna daha geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya ve size rehber olmaya çalıştık. Ben Ata Çağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.